Osmanlı, Türk, dünya mutfağı, uzak doğu Asya pek çok mutfakta renkli gıdalar yapılıyor. Bunun için çoğu zaman kimyasallar, bazen de doğal renklendirici gıdalar kullanılıyor. Osmanlı'da da çok fazla renkli gıda var. Örneğin ilk aklıma gelen reyhan şerbeti, işte üzümlerle yapılan tatlılar, üzüm suyuyla yapılan renkli göze hoş gelen iştah açıcı tatlılar ee, mor lahana şu anda da kullanılıyor ekşi mayalı ekmek yapılıyor pancar yine e, gıda dışında güzellikte kullanılan ceviz kabuğu ceviz yaprağı boyayıcı özelliğinden dolayı e, işte sabitleyici ada çayı. bunun yanında sumak çok güzel bir renk vericidir e, türk kilim ve halılarında doğal kök boyalarda sumak kullanılmış Daha pek çok bitki var Gıdalarda kullanılan renklendirici bitkilerden bir tanesi de kelebek sarmaşı. Buna bezelye sarmaşığı da diyorlar Kelebek sarmaşığı da diyorlar. E, mavi kelebek sarmaşığı diyen var. Lacivert e, kelebek sarmaşığı diyen de var. Böyle e, farklı isimlerle anılıyor. Bu noktada ayırıcı olan bilgi latince ismidir. E, çünkü latince ismini söylediğinizde sadece ve sadece o türü e, ilgilendirir. E, başka bir isim verilemez. E, eğer... Farklı türse, varyete ise, e, örneğin bir bitkinin 60'a yakın türü var. Bir hatmi diyelim mesela, siyah gül hatmi var, kırmızı gül hatmi. Bunun içinde e, faydalı maddeler içeren var. E, i̇şte farklı toprak yapısından dolayı kimyası değişik olanlar var. Ama Latince ismi söylendiğinde sadece o türü anlarız ve onunla ilgili çalışmalar yaparız. İşte bu kelebek sarmaşığı da gıdalarda kullanılıyor. Çok güzel, cıvıl cıvıl pilavlar, pankekler, pastalar yapılıyor. Çayı içiliyor. Tıpkı karabaş otuna benziyor. Çok güzel, büyüleyici bir rengi var. Şimdi bunun tohumlarını sipariş ettim. paketin içinden 5 tane çıktı. ağaçlar.net diye bir site var. Orada Bununla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Ben 2008'den beri üyeyim. Ve çok faydalanıyorum. Ee, pek çok konuda bilimsel, tecrübi, e, pratik ya da uygulamalı deneyimler, bilgiler paylaşılıyor. Ee, eğer doğayla... Sebze, meyve, çiçek yetiştirmekle ilgiliyseniz ağaçlar.net'e mutlaka üye olun ve faydalanın. Ben 2008'den beri sürekli açıyorum ve okuyorum. Çocuklarıma da öğretiyorum. Şimdi burada e, eksik olan. ...Latince ismi yok bir defa... ...bunu talep ettim... ...ve şey söylediler... ...yani ismini söylediler... ...Latince ismini... ...gıdada kullanılıyor mu... ...çayı yapılıyor mu dedim... ...çünkü benim alma amacım oydu... ...biz çiçek satıyoruz... ...biz o konuda bilgi veremeyiz... ...dediler... ...bu tavır da bana birazcık şey geldi... ...tuhaf geldi... ...eğer bir şeyin ticareti yapılıyorsa... ...örneğin ben... Elma satıyorum, armut satıyorum ya da işte el işi ürünler yapıyorum, bebek yeleği yapıyorum. Bununla ilgili her türlü bilgiyi verebilmeliyim. İpimi nereden alıyorum, kanserojen mi, işte doğal ip mi kullanıyorum. Eğer bitki satıyorsanız, tohum satıyorsanız da yani bu işten para kazanıyorsanız da bununla ilgili her detayı, her bilgiyi bilme gerekliliğiniz olduğunu düşünüyorum. Burada nasıl yapılacağı söylenmiş zaten bunlar her yerde bulunabilecek bir bilgiler. Örneğin ekim zamanı tohum ekim talimatı diyor ama bu ekim talimatı hangi ayda olur? O verilmemiş yani eksik. Bunun içinde A4 kullanılmış bence yazık olmuş sofraya e, şeye sayfaya. Yani keşke daha böyle küçük bir şey olsaydı çıktı olsaydı belli belirsiz bir fotoğraf yani yapacak bir şey yok ama işte bazen böyle şey yapabiliyoruz Sırf bu bitki sevdası yüzünden böyle kişilerle muhatap olabiliyoruz verilen talimatlar ölçüsünde tohumu bu şekilde. Suda beklettim. Sanırım soğuk isteği var. Yani bazı bitkiler soğukta daha iyi gelişim gösteriyor, bazı bitkilerde sıcakta daha iyi gelişim. Buna katlama deniyor. Yani bir peçetenin içinde katlayıp dolaba koyarsanız buna soğuk katlama. İşte yine bir kabın içine koyup sıcak bir yerde beklettiğinizde ya da üzerine streç çektiğinizde buna da sıcak katlama deniyor. Yani sıcakla muamele ediyorsunuz. Burada Böyle söylenmiş. Ben de bu verilen talimatlar ölçüsünde suya bıraktım, az bir miktar su bitkinin boğulmayacağı kadar buzdolabında beklettim. Biraz diyor zımparalayın diyor çünkü bazı bitkilerin çimlenme engeli vardır. Onu uyarıcı etkilerde bulunmak gerekir. Ben de böyle bir miktarcık zımparaladım. Bunu bazı kişiler asitle yapıyorlar ve şimdi sarmaşığımı dikeceğim. Bakalım sonuç ne olacak.